Yaşlanmadan sağlığımızın kıymetini bilmiyoruz. Yaş ilerledikçe karşılaşılan sorunlar yüzünden keşke kendime daha iyi baksaydım diyerek pişmanlık duyuyoruz. İleri yaşlarda bize pişmanlık yaşatan rahatsızlıklardan birisi de kemik erimesidir. Bir başka deyişle osteoporoz kemiklerin zayıflaması ve kırılgan hale gelmesine yol açıyor. Kemiklerin zayıflaması ve kırılgan hale gelmesine yol açan osteoporoz yani kemik erimesi karşısında çaresiz değilsiniz. Peki nasıl? Ateşehir Hastanesi Ortopedi ve Travmoloji Uzmanı Profesör Doktor Selami Çakmak kemik erimesinin nasıl anlaşıldığını anlatarak kemik erimesine karşı alınabilecek 7 önlem hakkında şu önemli uyarılarda bulundu. Özellikle yaş ilerledikçe gelişen osteoporoz yani kemik erimesi sinsi bir şekilde ilerliyor ve kemiğin kırıldığı ana kadar belirti vermiyor. Kemik erimesi söz konusuysa hafif bir düşme ile veya aniden öne eğilme ile kemiklerde kırılmalar oluşabiliyor. Vücudumuzdaki tüm kemikler osteoporozdan etkilenseler de en çok yükü taşıyan kalça, omurga ve el bileğinde kırıklar daha sık görülüyor. Özellikle omurgada oluşan kırıklar omurlarda çökmeye, bunun sonucunda da boy kısalmasına yol açabiliyor. Omurgada gelişen kamburlaşma nedeniyle de solunum problemleri ortaya çıkabiliyor. Ayrıca bu kırıklar hareket edebilme olanağını kısıtlıyor, ağrı oluşturuyor, sakat bırakabiliyor, hatta uzun süreli yatağa bağımlılık sonrasında can kaybıyla bile sonuçlanabiliyor. Kemik erimesi tamamen önlenemese de bazı tedbirler alınarak riskler en aza indirgenebiliyor. Her 4 kadından birinde osteoporoz var. Kemik erimesi en çok kadınlarda görülüyor. Öyle ki Türkiye'de kemik erimesi her 8 erkekten birinde gelişirken, kadınlarda ise her 4 kadından birini tehdit ediyor. Ayrıca kemik erimesine karşı her 5 kırıktan 4'ü kadınlarda görülüyor. Kemik erimesi kadınlarda özellikle menopoz sonrasında başlıyor ve en çok ilk birkaç yıl içinde kemik kaybı yaşanıyor. Peki o zaman kemik erimesine karşı ne yapmamız gerekiyor? Kemik erimesine karşı şu 7 tedbiri alabilirsiniz. Günde 100 mg kalsiyum şart. Yeterli kalsiyum desteği alan ileri yaştaki kişilerde kalça kırığının kalsiyum almayanlara göre %30 daha az olduğu yapılan çalışmalarla belirtiliyor. Çocukluk ve ergenlik döneminde alınan kalsiyum sağlıklı ve güçlü bir iskelet sistemi için önemlidir. Ancak erişkin dönem ve ileri yaşlarda alınan kalsiyumun da kemik deposunun korunması açısından yararı çoktur. Bu nedenle erkeklerin yetişkinlik döneminde günde 1000 mg, kadınların da menopoz öncesi dönemde 1000 mg kalsiyum almaları öneriliyor. Her iki cinste de yaşlılık döneminde osteoporoza karşı günde 1200 ila 1500 mg kalsiyum yararlı oluyor. Bir su bardağı süt içinde yaklaşık 300 mg, bir dilim kaşar peynirinde 210 mg ve bir porsiyon somon balığında yaklaşık 200 mg kalsiyum bulunuyor. Asansör değil merdiven kullanın. Yapılan çalışmalarda gösteriyor ki fiziksel aktivite, yürüyüş ve merdiven inip çıkma gibi benzeri egzersizler osteoporoza karşı vücut kemik kitlesini artırıyor. Bu da güçlü, sağlam kemikler anlamına geliyor. Egzersiz sayesinde kas gücü korunuyor, denge sağlanıyor ve en büyük kırık nedenlerinden olan düşme riski de azaltılmış oluyor. Bu noktada yer çekimine karşı yapılan egzersizler yani bacaklarda yüklenme sağlayan egzersizler öneriliyor. Yürüyüş, hafif tempolu koşu, tenis, dans gibi kemikler üzerinde yüklenme sağlayan ancak aşırıya kaçmayan egzersizler yapmayı ihmal etmeyin. D vitamini kemikleri besliyor. D vitamini kemiklerin güçlenmesinde oldukça faydalı. D vitamini sindirim sisteminde kalsiyum emilimini artırarak kemik yapımını artırıyor. Osteopoza karşı kemik kitlesinin korunması için günde 400 ila 800 IUD vitamin alınması gerekiyor. Gün ışığına çıkma ve günde ortalama 15 dakika güneş ışığı alma halinde günlük D vitamini ihtiyacı için yeterli oluyor. Sigara kemikleri de zehirliyor. Sigara kullanıyorsanız hemen bırakın. Alkol tüketimini de. Sigara ve alkolün içindeki zehirli maddeler Kemik yapımında görevli hücreleri öldürüyor ve östrojen gibi kemik yapılmasında rolü olan hormonlarda azalmaya neden oluyor. Böylece sindirim sisteminde kalsiyum emilimi azalıyor ve böbreklerden kalsiyum atılımı artıyor. Bunun sonucunda da vücutta kullanılacak kalsiyum miktarı azalmış oluyor ve kemik yapımı gerçekleşemiyor. Kemik proteinle besleniyor. Kemiğin %50'si proteindir. Dolayısıyla kemik sağlığının korunması ve osteoporoza karşı direnç için yeterli miktarda protein alınması gerekiyor. Örneğin 65-75 kilogram arasındaki bir kişinin günlük 55 ila 65 gram protein alması kemik sağlığı için yararlıdır. Orta boy bir yumurtada 6 gram, 100 gram bir tavukta 20 gram ve 100 gram somon balığında 19 gram protein bulunuyor. Kafein kemikleri tüketiyor. Kafeinde sigara ve alkol gibi kemik yapımını azaltarak osteoporoz ihtimalini artırıyor. Kemik erimesinden korunmak için kahveye de sınır getirin. Günde 3 fincandan fazlasını tüketmeyin. Kafeinsiz kahveyi tercih edin. Kahve alışkanlığınız varsa ek kalsiyum desteği alarak açığınızı kapatmaya yardımcı olun. Ne kadar tuz tüketilmeli? Fazla tuz tüketimi kemikte zayıflamaya ve osteoporoza yol açıyor. Özellikle çocukluk ve gençlik döneminde fazla tuz kullanılmasının ilerleyen yaşlarda kemik erimesi gelişme riskini artırdığı gösteriliyor. Günlük bir çay kaşığı tuz tüketmek yeterli. Gün içinde hazırlanan yemeklerde bu miktar karşılanıyor. Ayrıca kemik erimesine karşı işlenmiş gıdalardaki tuz oranlarını kontrol ederek tüketmeye özen gösterin. Potasyumdan zengin besinler muz, domates, portakal suyu da kalsiyumun vücutta tutulmasına fayda sağlıyor. Peki kemik erimesini önleyen yiyecek ve içecekler nelerdir? Kemik erimesi gelişmeden önce uygulanan dengeli ve düzenli beslenme kemik erimesini önler. Kemik erimesi gelişen hastalarda da buna uygun beslenme uygulanması kemik erimesinin ilerlemesini yavaşlatır. Bu nedenle faydalı besinler sadece kemik erimesi olan kişiler için değil, hayatın her döneminde herkes için belli oranlarda tüketilmesi gereken besinlerdir. İşte o besinleri de şöyle sıralayabiliriz. Kemikler için en önemli mineral kalsiyumdur. Bu nedenle kemik erimesinden koruyan en önemli besinler süt ve süt ürünleridir. Günde iki bardak kadar süt veya yoğurt tüketilmesi faydalıdır. Peynir ve diğer süt ürünleri de kalsiyumdan zengindir. Yeşil yapraklı sebzeler kalsiyumdan zengindir. Yeşil sebzeler ve meyveler bol tüketilmelidir. Kıvırcık, lahana, ıspanak gibi. Bunun yanında kuru baklagiller, fasulye, bezelye ve benzeri. Haftada 1-2 gün balık tüketilmesi önerilir. Deniz ürünleri de kalsiyumdan zengin besinlerdir. Kuru yemiş, badem, ceviz Yumurta sarısı vitamin D kaynağıdır ve tahılları da unutmamak gerekiyor.